Bu önemli hizmet Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü BUGES tarafından sağlanmıştır. Lütfen YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Konu başlığımız Karma Dil Bilgisi 1. Sayfa 45. Okuyan Nesrin Ağlar. Test 20. Soru 1. Benim içinde bulunduğum kuşak, bir yazarın aç kalmayacak şekilde kitapları ile yaşayabileceğine dair bir gerçeklik ortaya koyuyor. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Edat, B. Bağlaç, C. Sıfat, D. Zamir, E. Fiilimsi. Doğru cevap Bursa, Bağlaç. Soru 2. Az sonra okuyacağım cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangileri aynı türdedir? Birinci altı çizili sözcük 1, ikinci altı çizili sözcük eserin değerlendirilmesini yalnızca biçim, üçüncü altı çizili sözcük ya da yalnızca içeriğe, dördüncü altı çizili sözcük göre yapmak, beşinci altı çizili sözcük yanlıştır. A. 1 ile 3, 1. altı çizili 1, 3. altı çizili sözcük ya da. B. 2 ve 5, 2. altı çizili sözcük eserin, 5. altı çizili sözcük yanlıştır. C. 3 ile 4, 3. altı çizili sözcük ya da 4. altı çizili sözcük göre. D. 3 ile 5, 3. altı çizili sözcük ya da 5. altı çizili sözcük yanlıştır. E. 4 ile 5, 4. altı çizili sözcük göre 5. altı çizili sözcük yanlıştır. Doğru cevap Bursa. 2 ve 5, 2. altı çizili sözcük eserin 5. altı çizili sözcük yanlıştır. Soru 3. Az sonra okuyacağım cümledeki numaralanmış sözler türlerine göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? Eli yüzü düzgün, altı çizili sözcük bir her, sanat yapıtında saklı yatan ikinci altı çizili sözcük yüzlerce, güzellik üçüncü altı çizili sözcük vardır ki dördüncü altı çizili sözcük ortaya çıkışlarında sanatçının istemi, 5. altı çizili sözcük hiç rol oynamaz. Seçenekler A. 1. altı çizili sözcük her, B. 2. altı çizili sözcük yüzlerce, C. 3. altı çizili sözcük vardır, D. 4. altı çizili sözcük ortaya, E. 5. altı çizili sözcük hiç. Doğru cevap E. 5, 6 çizili sözcük, hiç. Soru 4. Az sonra okuyacağım cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Anne ile çocuk, 6 çizgili 1 arasındaki bağ, daha anne karnındayken kurulmaya 6 çizgili 2 başlayıp çocukluk çağında devam ediyor. Ancak bu dönemde ikisi arasında bir 6 çizgili 3 bağlanma, probleminin 6 çizgili 4 yaşanması, çocuğun 6 çizgili 5 gelecekteki ilişkilerini etkiliyor. Seçenekler A. 1 ve 3, 1 arasındaki 3 bağlanma, B. 1 ve 5, 1 arasındaki 5 gelecekteki, C. 2 ve 3, 2 başlayıp 3 bağlanma, D. 3 ve 5, 3 bağlanma, 5 gelecekteki, E. 4 ve 5, 4 yaşanması, 5 gelecekteki. Doğru cevap Bursa. 1 ve 5, 1 arasındaki, 5 gelecekteki. Soru 5. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? 1. Türkçe yabancı kökenli sözcükleri kendi kurallarına uydurarak benimsemiştir. 2. Türkiye'de hemen her yıl kayıtlara geçen, yani kitapçı raflarına ulaşabilen şiir kitabı sayısı yaklaşık 200 civarındadır. 3. Türkiye'deki kitap fuarları dış ülkelerdeki fuarlara göre daha sönük ve kısır geçmektedir.
4. Beni içeriği ile daha ileri bir düşünce düzeyine yükseltecek bir tiyatronun peşindeyim. 5. En ağır konuları bile karşısındakileri sıkmadan, yormadan tatlı tatlı anlatıyor. Seçenekler A. 1 ile 3. 1. Türkçe yabancı kökenli sözcükleri kendi kurallarına uydurarak benimsemiştir. 3. Türkiye'deki kitap fuarları dış ülkelerdeki fuarlara göre daha sönük ve kısır geçmektedir. B. 1 ile 5. 1. Türkçe yabancı kökenli sözcükleri kendi kurallarına uydurarak benimsemiştir. 5. En ağır konuları bile karşısındakileri sıkmadan, yormadan tatlı tatlı anlatıyor. C. 2 ile 4. 2. Türkiye'de hemen her yıl kayıtlara geçen yani kitapçı raflarına ulaşabilen şiir kitabı sayısı yaklaşık 200 civarındadır. 4. Beni içeriği ile daha ileri bir düşünce düzeyine yükseltecek bir tiyatronun peşindeyim. D. 3 ile 5. 3. Türkiye'deki kitap fuarları dış ülkelerdeki fuarlara göre daha sönük ve kısır geçmektedir. 5. En ağır konuları bile karşısındakileri sıkmadan, yormadan tatlı tatlı anlatıyor. E. 4 ile 5. 4. Beni içeriği ile daha ileri bir düşünce düzeyine yükseltecek bir tiyatronun peşindeyim. 5. En ağır konuları bile karşısındakileri sıkmadan, yormadan tatlı tatlı anlatıyor. Doğru cevap Ceyhan. 2 ile 5. 2. Türkiye'de hemen her yıl kayıtlara geçen yani kitapçı raflarına ulaşabilen şiir kitabı sayısı yaklaşık 200 civarındadır. 4. Beni içeriği ile daha ileri bir düşünce düzeyine yükseltecek bir tiyatronun peşindeyim. Soru 6. Az sonra okuyacağım cümledeki numaralanmış sözcükler türlerine göre eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? 6 çizili 1. Gösteriş için herkesten farklı. 6 çizili 2. Giyinmek. Tuhaf kılıklara girmek nasıl palyaçoluk sayılıyorsa. 6 çizili 3. Yazarken. 6 çizili 4. Bilinmedik. Sözcükler. Duyulmadık ifadeler kullanmak. Her türlü. 6 çizili 5. Anlaşılmaz. Bir sanata başvurmak da süslü çocuk gayretidir. Seçenekler A. 1. Gösteriş. B. 2. Giyinmek. C. 3. Yazarken. D. 4. Bilinmedik. E. 5. Anlaşılmaz. Doğru cevap Ceyhan. 3. Yazarken. Soru 7. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül nesneleri ayırmıştır? Seçenekler A. 1. cümle. Yazınsal türler içinde şiirin ayrı bir yeri, ayrı bir özelliği vardır. B. 2. cümle. Bu özellik onun yapısından, dilsel dokusundan gelir. C. 3. cümle. Sözcüklerin ses, biçim, anlam örgüsü yönünden oluşturduğu yapıya bakarak yapar bu adlandırmayı. D. 4. cümle. Bunun içinde okurdan değişik bir donanım, değişik bir yaklaşım ister. E. 5. cümle. Neleri içerir, neleri kapsar bu donanım? Doğru cevap Denizli. 4. Bunun içinde okurdan değişik bir donanım, değişik bir yaklaşım ister. Sayfa 46. Soru 8. Soruların çözümünü bitirince yanıtlarını vereceğim. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A. Nesne, özne, yüklem. B. Zarf tümleci, dolaylı tümleç, özne, yüklem. C. Özne, nesne, yüklem. D. Zarf tümleci, nesne, yüklem. E. Özne, yüklem. Doğru cevap Denizli. Zarf tümleci, nesne, yüklem. Soru 9. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri özne ve yüklemden oluşmuştur? 1. Türkçe ekler aracılığıyla sözcük türetmeye elverişli bir dildir. 2. Dolayısıyla bilim dili olmaya çok elverişlidir. 3. Dilimizin bu özelliğini ilk fark eden kişilerden biri elbette Atatürk olmuştur. 4. Askerlik ve geometri terimlerini dilimizin bu özelliğinden yararlanarak bizzat kendisi oluşturmuştur.
5. Tugay, yüzey, yatay, düşey, dikey gibi terimler bu anlayışın örnekleridir. Seçenekler A. 1 ile 4. Birinci cümle Türkçe ekler aracılığıyla sözcük türevlere elverişli bir dildir. Dördüncü cümle askerlik ve geometri terimlerini dilimizin bu özelliğinden yararlanarak bizzat kendisi oluşturmuştur. B. 1 ile 5. Birinci cümle Türkçe ekler aracılığıyla sözcük türetmeye elverişli bir dildir. 5. Tugay, yüzey, yatay, düşey, dikey gibi terimler bu anlayışın örnekleridir. C şıkkı 3 ile 4. 3. Dilimizin bu özelliğini ilk fark eden kişilerden biri elbette Atatürk olmuştur. 4. Askerlik ve geometri terimlerini dilimizin bu özelliğinden yararlanarak bizzat kendisi oluşturmuştur. D. 3 ile 5. 3. Dilimizin bu özelliğini ilk fark eden kişilerden biri elbette Atatürk olmuştur. 5. Tugay, yüzey, yatay, düşey, dikey gibi terimler bu anlayışın örnekleridir. E. 4 ile 5. 4. Askerlik ve geometri terimlerini dilimizin bu özelliğinden yararlanarak bizzat kendisi oluşturmuştur. 5. Tugay, yüzey, yatay, düşey, dikey gibi terimler bu anlayışın örnekleridir. Doğru cevap Bursa. 1 ile 5. Birinci cümle, Türkçe ekler aracılığıyla sözcük türetmeye elverişli bir dildir. Beşinci cümle, tugay, yüzey, yatay, düşey, dikey gibi terimler bu anlayışın örnekleridir. Soru 10. Az sonra okuyacağım cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangilerinde ses olayı yoktur? Savaş 6 çizili 1 yıllarındaki, 6 çizili 2 yetersiz, 6 çizili 3 beslenme, 6 çizili 4 sonucu, iskorbit ve beriberi gibi hastalıklar 6 çizili 5 artmıştır. Seçenekler A 1 ve 2, 1 yıllarındaki, 2 yetersiz. B 1 ve 3, 1 yıllarındaki, 3 beslenme. C 2 ve 3, 2 yetersiz, 3 beslenme. D 2 ve 4, 2 yetersiz, 4 sonucu. E 4 ve 5, 4 sonucu, 5 artmıştır. Doğru cevap Ceyhan. 2 ve 3. 2 yetersiz, 3 beslenme. Soru 11. Büyükler zaman zaman yaşadıkları olayları anlatırken biraz farklılaştırabilir. Ama çocuklar gerçekçidirler. Masalın kral çıplak diyen çocuğunu hepimiz biliriz. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A. Ünlü daralması. B. Ünsüz sertleşmesi. C. Ünsüz yumuşaması. D. Ünsüz türemesi. E. Yardımcı ses. Doğru cevap Denizli. Ünsüz türemesi. Soru 12. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilenler yoktur? 1. Sanatçıların toplumlarına karşı görev ve sorumlulukları vardır. Parantez içi ek, fiil. 2. Kadın mahkemede kocasından duyduklarının kendisini tatmin etmediğini söyledi. Parantez içi atlaşmış sıfat fiil. 3. Dağcılar tırmanma boyunca belli yükseltilerde bir süre kamp yaparlar. Parantez içi zarf fiil. 4. İnandığım yolda bir uyur gezerin sakınmazlığı ve inadıyla yürürüm ben. Parantez içi sıfat fiil. 5. Çocukları çok sevdiğini ve asla zarar veremeyeceğini söyledi. Parantez içi kurallı birleşik fiil. Seçenekler A. 1. Sanatçıların toplumlarına karşı görev ve sorumlulukları vardır. Ek fiil. B. 2.
Kadın mahkemede kocasından duyduklarının kendisini tatmin etmediğini söyledi. Parantez içi atlaşmış sıfat fiil C 3. Dağcılar tırmanma boyunca belli yükseltilerde bir süre kamp yaparlar. Parantez içi zarf fiil D 4. İnandığım yolda bir uyur gezerin sakınmazlığı ve inadıyla yürürüm ben. Parantez içi sıfat fiil E 5. Çocukları çok sevdiğini ve asla zarar vermeyeceğini söyledi. Parantez içi kurallı birleşik fiil. Doğru cevap Ceyhan. Üçüncü cümle. Dağcılar tırmanma boyunca belli yükseltilerde bir süre kamp yaparlar. Parantez içi zarf fiil. Soru 13. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinin öge sayısı en fazladır? 1. Hesse'nin doğu gizemciliğinden geniş ölçüde beslenmiş olduğu bilinen bir gerçek. 2. Boncuk oyunu bu süreçten büsbütün kopmadığından Batı'nın gelenek deposuna da yaslanır. 3. Olay örgüsü çok ağır ilerleyen, hamle hamle düşünülmüş bir satranç partisini çağrıştırır boncuk oyunu. 4. Okunması kolay değildir şüphesiz. 5. Bıraktığı duygu okunduğunda seyrek görülen bir türdendir. Seçenekler A. 1. Hesse'nin doğu gizemciliğinden geniş ölçüde beslenmiş olduğu bilinen bir gerçek. B. 2. Boncuk oyunu bu süreçten büsbütün kopmadığından Batı'nın gelenek deposunda yaslanır. C. 3. Olay örgüsü çok ağır ilerleyen, hamle hamle düşünülmüş bir satranç partisini çağrıştırır boncuk oyunu. D. 4. Okunması kolay değildir şüphesiz. E. 5. Bıraktığı duygu okunduğunda seyrek görülen bir türdendir. Doğru cevap Bursa. İkinci cümle. Boncuk oyunu bu süreçten büsbütün kopmadığından Batı'nın gelenek deposuna da yaslanır. Soru 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru sözcüğü edat olarak kullanılmıştır? A. Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur. B. Söyleyin doğrusunu. Siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz. C. Börekçi fırının karşısında iki yanı ağaçlı yoldan çarşıya doğru yürüyordu. D. Doğru söylüyorsun Ali, doğru söylüyorsun ama kazın ayağı öyle değil. E. Doğru oraya gitmiş olsaydınız herhalde uygun olurdu. Doğru cevap Ceyhan. Börekçi fırının karşısında İki yanı ağaçlı yoldan çarşıya doğru yürüyordu. Karma dil bilgisi 2'deyiz şimdi. Sayfa 47'ye geldik. Okuyan Aysel Yıldırım. Test 21. Soru 1. Az sonra okuyacağım cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangilerinde aynı ses olayı vardır? Altı çizili 1. Annesinin hem kocasını hem de kendisini. Altı çizili 2 aslında. Altı çizili 3 çevresindeki herkesi ve her şeyi 6 çizili 4 sömürdüğü ortaya 6 çizili 5 çıkmıştır. Seçenekler A. 1 ve 2. 1. Annesinin 2 aslında. B. 1 ve 3. 1. Annesinin 3 çevresindeki. C. 2 ve 3. 2 aslında 3 çevresindeki. D. 2 ve 4. 2 aslında 4 sömürdüğü. E. 4 ve 5. 4 sömürdüğü 5 çıkmıştır. Yanıt Ceyhan. 2 ve 3 numaralı 6 çizili sözcükler. 2 aslında 3 çevresindeki. Soru 2. Az sonra okuyacağım parçadaki numaralanmış sözlerden hangileri yapısına göre ötekilerden farklıdır? Şiirde geleneğin getirdiği ya da şiirin temeli olarak kabul edilmiş ögelerin atılması eğilimi, 6 çizili 1, yüzyılımızın öncü sanat akımlarında bilinçli olarak dile getirilmiştir. Ne var ki edebiyata 6 çizili 2 karşı olduklarını ileri sürenler, sonunda 6 çizili 3 geleneksel öğeler, 6 çizili 4 içeren,
sanat eserleri vermekten, şiir ve roman yazmaktan 6 çizili 5 kurtulamamışlardır. Seçenekler: A. 1 ve 3. 1. Yüzyılımızın. 3. Geleneksel. B. 2 ve 3. 2. Karşı olduklarını. 3. Geleneksel. C. 2 ve 5. 2. Karşı olduklarını. 5. Kurtulamamışlardır. D. 3 ve 4. 3. Geleneksel. 4. İçeren. E. 4 ve 5. 4. İçeren. 5. Kurtulamamışlardır. Yanıt Denizli. 3 ve 4 numaralı 6 çizili sözcükler. 3. Geleneksel. 4. İçeren. Soru 3. Az sonra okuyacağım cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapım 2 almamıştır? Teknolojiler, zaman 6 çizili 1 içerisinde, mekanın 6 çizili 2 sürtünmesiz, 6 çizili 3 varlıklarına dönüşürler ve tıpkı 6 çizili 4 yazının 6 çizili 5 kendisi gibi birer teknoloji olduklarını unuttururlar. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır demiştik. Seçenekler: A. 1. İçerisinde. B. 2. Sürtünmesiz. C. 3. Varlıklarına. D. 4. Yazının. E. 5. Kendisi. Yanıt Edirne. 5 numaralı 6 çizili sözcük. Kendisi. Soru 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? Seçenekler: A. Bir esere sanat yapıtı diyebilmemiz için onun yorumu açık bir şekilde kurgulanması gerekir. B. Düşüncelerini doğru düzgün ifade etme becerisinden yoksun biri iki lafı bir araya getiremez. C. Şair şiirin konusunu yoksul insanlar gibi ikinci dereceden motiflerle beslemiş. D. Yazar dış dünyayı iç dünyasının içinde eriterek sunduğunda esere kişiliğinin mührünü vurur. E. Ulusların kendilerini yenilemelerinin biçimi ve niteliği toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Yanıt Bursa. Düşüncelerini doğru düzgün ifade etme becerisinden yoksun biri iki lafı bir araya getiremez. Soru 5. Az sonra okuyacağım cümledeki numaralanmış sözlerden hangileri aynı türdedir? Bugüne 6 çizili bir kadar uzmanların tavsiyelerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirmeye çalışan insanlar, 6 çizili 2 tüm çabalarının 6 çizili 3 boşa gittiğini görünce, 6 çizili 4 bunlara şüphe 6 çizili 5 ile yaklaşmaya başladılar. Bu cümledeki numaralanmış sözlerden hangileri aynı türdedir demiştik. Seçenekler: A. 1 ile 3. 1 kadar, 3 boşa. B. 1 ile 5. 1 kadar, 5 ile. C. 2 ile 4. 2 tüm, 4 bunlara. D. 3 ile 5. 3 boşa, 5 ile. E. 4 ile 5. 4 bunlara, 5 ile. Yanıt Bursa. 1 ile 5 numaralı sözcükler. 1 kadar, 5 ile. Soru 6. Az sonra okuyacağım parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yazar, Annelik Sanatı adlı kitabında modern çağda anne olmanın da çocuk olmanın da belirli zorluklarını belirtirken, bu durumun üstesinden gelmek için bilinçli bir çaba sarf edilmesini istiyor. Seçenekler: A. İsim fiil. B. Çekimli fiil. C. Sıfat fiil. D. Yardımcı fiil. E. Zarf fiil. Yanıt Ceyhan: Sıfat fiil. Sayfa 48, soru 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilenler yoktur? Seçenekler: A. Şehirlerde yaşayan insanların büyük bir bölümü ne yazık ki başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Ayraç içinde sıfat fiil. B. Kendimi modern kent yaşamının karmaşası içinde ona yol göstermeye adadım. Ayraç içinde ek fiil. C. Milli edebiyatta ve cumhuriyet edebiyatında konular birbirine paralel oluyor. Ayraç içinde çekimli fiil. D.
Söyleyeceklerini bir sıraya koymazsan konuşma sırasında heyecanlanırsın. Ayraç içinde adlaşmış sıfat fiil. Ancak bildiğimiz şeyi bildiğimiz kadarıyla kontrol edebiliriz. Ayraç içinde yardımcı fiil. Yanıt Bursa. Kendimi modern kent yaşamının karmaşası içinde ona yol göstermeye adadım. Ayraç içinde ek fiil. Soru 8. Az sonra okuyacağım numaralanmış cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilenler yoktur? Seçeneklerden devam ediyorum. A. 1 numaralı cümle. Genç kız annesiyle birlikte her gün gittiği markete bugün yine gidiyordu. Ayraç içinde sıfat fiil. B. 2 numaralı cümle. Felsefi düşüncelerden uzun uzun konuşmaktan artık bıkmıştım. Ayraç içinde isim fiil. C. 3 numaralı cümle. Sel baskınlarına altyapı yetersizliğinin yol açtığı belirtiliyor. Ayraç içinde birleşik zamanlı fiil. D. 4 numaralı cümle. Konferansın yapılacağı salonda günler öncesinden hazırlıklara başlandı. Ayraç içinde edilgen çatılı fiil. E. 5 numaralı cümle. Dünyada her yıl sigaradan 1 milyonun üzerinde kişi yaşamını yitirmektedir. Ayraç içinde oldurgan çatılı fiil. Yanıt Ceyhan, 3 numaralı cümle. Sel baskınlarına altyapı yetersizliğinin yol açtığı belirtiliyor. Ayraç içinde birleşik zamanlı fiil. Soru 9. Az sonra okuyacağım numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Yine seçeneklerden devam ediyorum. A. Birinci cümlede belirtili nesne kullanılmıştır. Birinci cümle. Tüm sanat yaşamı boyunca gerçek ifadeyi yakalayan şair sayısı oldukça azdır. B. İkinci cümlede kurallı birleşik fiil kullanılmıştır. İkinci cümle. Turizmcilere göre önümüzdeki yaz ülkemize çok sayıda turist gelebilir. C. Üçüncü cümlede isim fiil kullanılmıştır. Üçüncü cümle. Şiirin gerçek bir ifadeye bürünebilmesi için sözcüklerden çok imgelerle yazılması gerekir. D. Dördüncü cümle birleşik yapılıdır. Dördüncü cümle. Yemeği çiğnemeden yutma alışkanlıklarından vazgeçmezseniz şişmanlayabilirsiniz. E. Beşinci cümle devrik bir fiil cümlesidir. Beşinci cümle. Yurdumuzun su, toprak ve bitki dengesi gün geçtikçe bozuluyor ne yazık ki. Yanıt Adana. Birinci cümlede belirtili nesne kullanılmıştır. Birinci cümle. Tüm sanat yaşamı boyunca gerçek ifadeyi yakalayan şair sayısı oldukça azdır. Soru 10. Az sonra okuyacağım parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Altı çizili bir özellikle roman konusunda hazırlıklı altı çizili iki olamıyorum. Olayların akışını ve kahramanlarımın bu olaylar içindeki yerlerini 6 çizili 3 başlarda saptamam. 6 çizili 4 yazarken onlara çeşitli roller yüklerim. Onlar 6 çizili 5 kimi zaman bana karşı çıkar. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır demiştik. Seçenekler A. Birinci 6 çizili sözcük zarftır. 1. Özellikle. B. İkinci altı çizili sözcük yeterlik birleşik fiilidir. 2. Olamıyorum. C. Üçüncü altı çizili sözcük zamirdir. 3. Başlarda. D. Dördüncü altı çizili sözcük zarf fiildir. 4. Yazarken. E. Beşinci altı çizili sözcük belgisiz sıfattır. 5. Kimi? Yanıt Ceyhan, üçüncü altı çizili sözcük zamirdir. 3. Başlarda. Sayfa 49, soru 11. Az sonra okuyacağım parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Seçeneklerden devam ediyorum. A. Birinci cümlede ara söz kullanılmıştır. Birinci cümle. Zaman zaman ben de dahil bazı yazarları kadın yazarlar başlığı altında toplarlar. B. İkinci cümle sıralı cümledir. İkinci cümle. Bu gruba dahil olmanın tek nedeni kadın ve yazar olmanızdır. Bu kalıp hiç hoşuma gitmiyor. C.
Üçüncü cümlede yeterlik birleşik fiil kullanılmıştır. Üçüncü cümle. Tema çok klasiktir. Erkek yazarlar kadını ve kadın duyarlılığını anlayamazlar. Vesaire. D. Dördüncü cümlede işaret sıfatı kullanılmıştır. Dördüncü cümle. Ben edebiyatı böyle indirgeyerek algılamam. E. Beşinci cümlede zarf fiil kullanılmıştır. Beşinci cümle. Ben artık tartışmak istemiyorum. Yazarları kadın ya da erkek diye sınıflayamazsınız. Yanıt Denizli. Dördüncü cümlede işaret sıfatı kullanılmıştır. Dördüncü cümle. Ben edebiyatı böyle indirgeyerek algılamam. Soru 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır? Seçenekler A. Dildeki değişiklikler bilinçli yapılmazsa önce dilimizi sonra kültürümüzü yitiririz. B. Yaşam birçoğumuza bir çırpıda geçiyormuş gibi gelse bile aslında öyle değildir. C. Yaşamı çok iyi tanıyan sanatçılar ancak değişik alanlarda ürün verebilirler. D. Yaşamın her alanında varlığını hissedebilecek arkadaşlarının olması elbette çok önemlidir. E. Yaşadığımız olumsuzlukları kabullenmek her zaman mümkün değildir. Yanıt Bursa. Yaşam birçoğumuza bir çırpıda geçiyormuş gibi gelse bile aslında öyle değildir. Soru 13. Az sonra okuyacağım parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Nurettin Özdemir şiirle dostluk kuran, şiire gönül veren bir şair. Kendi üslubunu da bulmuş. İş dünyasını mısralara dökerken kafiyeye bağlı kalmak uğruna şiirin yara almasına fırsat vermiyor. Şiirlerini şiirin bir deyiş ustalığı olduğunun bilinciyle yazıyor. Seçenekler A. Sıfat fiil grubu B. Adlaşmış sıfat fiil C. İsim fiil grubu D. Zarf fiil grubu E. Tamlayanı fiilimsi olan belirtili isim tamlaması. Yanıt Bursa Adlaşmış sıfat fiil. Soru 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içerisinde verilenler örneklenmemiştir? Seçenekler A. Edebiyatı sevmenin, dille meydana getirilen eserlerden zevk almanın başka bir yolu olduğunu anlayabiliyorum. Ayraç içinde birleşik çekimli fiil. B. Güzellik göreceli bir kavramdır. Size güzel gelen başkası için çirkin olabilir. Hatta siz dün güzel bulduğunuzu bugün beğenmeyebilirsiniz. Ayraç içinde bağlaç. C. Modern yaşamın getirdiği yükten kurtulmak isteyen Batı, aradığı huzuru bulmak için yine doğuya ve doğu felsefesine yüzünü dönüyor. Ayraç içinde sıfat fiil grubu. D. Bütün canlı hücreleri evrim süreçleri boyunca nesillere değişmeden aktarılması gereken DNA molekülünü koruma mekanizmaları geliştirmişlerdir. Ayraç içinde edilgen çatı. E. Şiirde sustuğum şeyleri roman ve hikayelerimde anlatırım der. Ayraç içinde iç içe birleşik cümle. Yanıt Adana. Edebiyatı sevmenin, dille meydana getirilen eserlerden zevk almanın başka bir yolu olduğunu anlayabiliyorum. Ayraç içinde birleşik çekimli fiil. Bu önemli hizmet Nilüfer Belediyesi Görme Engeller Spor Kulübü BUGES tarafından sağlanmıştır. Lütfen YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Karma Dil Bilgisi 3, Test 22, Sayfa 50. Okuyan Taner Şahin. Birinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içerisinde verilenler altı çizili yoktur? A. Düşüncenin bireysellikten sıyrılıp toplumsal bir boyut kazanması, söze dönüştürülmesine bağlıdır. Parantez içerisinde bildirme eki. B. Edebiyat süzgecinden geçmedikçe hiç kimsenin duyguları, yaşamı 3-5 bin satacak kadar ilginç olamaz. Parantez içerisinde kurallı birleşik fiil. C. Edebiyat asırlardan beri insanoğlunun ilgisini üzerine toplamış, ister istemez diğer sanatları etkilemiştir. Parantez içerisinde birleşik isim. C. Süngerler bazı organlara sahip olmamaları ve hep aynı yerde durmaları sebebiyle
bitki olarak değerlendirilmiştir. Parantez içerisinde dönüşlü çatılı fiil. E. Mevcut kimya endüstrisinin ürettiği kimyasal maddeler doğa için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Parantez içerisinde sıfat fiil grubu. Doğru cevap Denizli. Süngerler bazı organlara sahip olmamaları ve hep aynı yerde durmaları sebebiyle bitki olarak değerlendirilmiştir. Parantez içerisinde dönüşlü çatılı fiil. İkinci soru. 1. Yazar yazma eylemine başlamadan önce kafasında bir taslak hazırlar. 2. Oysa şair kafasında önceden bir düşünce taşımaz. Belli bir düzene göre yaşar. 3. Bu yaşamın ritmiyle hareket eder ve bu ritmi hiç bozmaksızın sözcükleri çağırır. 4. Vurgu, hece ve sese göre sözcükleri düzene sokar. Düşünceyi böylece bulup ortaya çıkarır. 5. Vurgu ve ses şiirde ahengi oluşturan unsurlar arasında yer alır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi altı çizili yanlıştır? Seçenekler A. Birinci cümlede edat kullanılmıştır. 1. Yazar yazma eylemine başlamadan önce kafasında bir taslak hazırlar. B. İkinci cümle öznesi ortak sıralı cümledir. 2. Oysa şair kafasında önceden bir düşünce taşımaz. Belli bir düzene göre yaşar. C. Üçüncü cümle bağlı cümledir. 3. Bu yaşamın ritmiyle hareket eder ve bu ritmi hiç bozmaksızın sözcükleri çağırır. D. Dördüncü cümlede birden çok belirli nesne kullanılmıştır. 4. Vurgu, hece ve sese göre sözcükleri düzene sokar. Düşünceyi böylece bulup ortaya çıkarır. E. Beşinci cümlede basit bir fiil cümlesidir. 5. Vurgu ve ses şiirde ahengi oluşturan unsurlar arasında yer alır. Doğru cevap Edirne. 5. cümlede basit bir fiil cümlesidir. 5. Vurgu ve ses şiirde ahengi oluşturan unsurlar arasında yer alır. 3. soru. 1. Gereksiz yapılan konuşmaları sevmiyorum. 2. Bazı insanlar vardır. Konuşmayı hep dedikodu üzerine kurar. 3. Hiç mi başka işleri yok bunların? 4. Başarılı olabilmek için çok çalışmak, çabalamak gerekir. 5. Dedikodunun insana fayda sağlamayacağını bilmiyorlar mı? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi altı çizili yanlıştır? Seçenekler A. Birinci cümlede atlaşmış sıfat kullanılmıştır. 1. Gereksiz yapılan konuşmaları sevmiyorum. B. İkinci cümlede zarf kullanılmıştır. 2. Bazı insanlar vardır, konuşmayı hep dedikodu üzerine kurar. C. Üçüncü cümlede tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş, belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. D. Dördüncü cümlede kurallı birleşik fiil kullanılmıştır. 4. Başarılı olabilmek için çok çalışmak, çabalamak gerekir. E. Beşinci cümlede bir fiilimsi nesne görevinde kullanılmıştır. 5. Dedikodunun insana fayda sağlamayacağını bilmiyorlar mı? Doğru cevap Adana. Birinci cümlede atlaşmış sıfat kullanılmıştır. 1. Gereksiz yapılan konuşmaları sevmiyorum. 4. soru. 1. Şiddet kapımızda olmasına rağmen biz ona dur diyemiyoruz. 2. Tanıdıklarından hiçbiri ona yardım etmemiş. 3. Yaşamın gerçeği şairin oluşturduğu düş gücüyle sanatsal gerçeğe dönüştürülür. 4. Vapurun üstünde uçuşan martıları son görüşüm bu. 5. Akşamki toplantıya biz de ancak yetişebildik. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi altı çizili yanlıştır? A. Birinci cümlede emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil kullanılmıştır. 1. Şiddet kapımızda olmasına rağmen biz ona dur diyemiyoruz. B. İkinci cümlede birleşik sözcük kullanılmıştır. 2.
Tanıdıklarından hiçbiri ona yardım etmemiş. C. Üçüncü cümlede belirtili ve belirtisiz isim tamlaması vardır. 3. Yaşamın gerçeği şairin oluşturduğu düş gücüyle sanatsal gerçeğe dönüştürülür. D. Dördüncü cümle devrik bir cümledir. 4. Vapurun üstünde uçuşan martıları son görüşüm bu. E. Beşinci cümlede edat kullanılmıştır. 5. Akşamki toplantıya biz de ancak yetişebildik. Doğru cevap Edirne, 5. cümlede edat kullanılmıştır. 5. Akşamki toplantıya biz de ancak yetişebildik. Sayfa 51, 5. soru. 1. Türk tiyatrosu gelişimine Tanzimat döneminde başlar. 2. Tiyatronun görevi yeni kelimeleri tanıtmak ve dile yerleştirmek değildir. 3. Bu görev televizyon gibi yayın araçlarına düşer. 4. Özellikle gerçekçi oyunlarda yeni türetilen ve halkın henüz kullanmadığı kelimelerin kullanılmasına karşıyım. 5. Çünkü sanat adamları tiyatro kişilerinin kişiliklerine göre konuşması gerektiğini söylerken en doğru ilkeyi göstermiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi altı çizili yanlıştır? A. 1. cümlede isim fiil kullanılmıştır. 1. Türk tiyatrosu gelişimine Tanzimat döneminde başlar. B. 2. cümle isim cümlesidir. 2. Tiyatronun görevi yeni kelimeleri tanıtmak ve dile yerleştirmek değildir. C. 3. cümlede edat kullanılmıştır. 3. Bu görev televizyon gibi yayın araçlarına düşer. D. 4. cümlenin yüklemesinde 1. tekil kişi eki kullanılmıştır. 4. Özellikle gerçekçi oyunlarda yeni türetilen ve halkın henüz kullanmadığı kelimelerin kullanılmasına karşıyım. E. 5. cümlede ölçü, miktar zarfı kullanılmıştır. 5. Çünkü sanat adamları tiyatro kişilerinin kişiliklerine göre konuşması gerektiğini söylerken en doğru ilkeyi göstermiştir. Doğru cevap Adana, 1. cümlede isim fiil kullanılmıştır. 1. Türk tiyatrosu gelişimine Tanzimat döneminde başlar. 6. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik yapılıdır? A. Doktorlar akşam 8'den sonra yemek yemekten kaçınmamızı öneriyor. B. Özellikle tüm öğünlerde küçük tabaklarda yiyiniz tavsiyesini sıkça dile getiriyorlar. C. Bunun yanında ne yediğimiz de çok önemliymiş. D. Çorba, yoğurt, sebze, beyaz et tercih etmemiz sağlığımız için iyi bir yatırımdır. E. Düzenli spor yapanların da sağlıklı olduğu söyleniyor. Doğru cevap Bursa. Özellikle tüm öğünlerde küçük tabaklarda yiyiniz tavsiyesini sıkça dile getiriyorlar. 7. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içerisinde verilenler altı çizili örneklenmemiştir? A. Batı kültürü ile kendi kültürümüzün bir sentezini gerçekleştirmek fakat kültürel kimliğimizi de korumak gereklidir. Parantez içerisinde belirtisiz isim tamlaması. B. Teknolojinin belki de en ciddi kullanım alanını güvenlik sistemleri oluşturuyor. Parantez içerisinde oldurgan çatı. C. Çok çok eski zamanlarda ağaçların gövdelerini bile göremeyecekleri kadar karanlık bir ormanda bir peri kızı yaşarmış. Parantez içerisinde birleşik çekimli fiil. D. Çok gelişmiş olan koku alma yetenekleri ve mükemmel hafızaları kaplumbağaların en önemli silahı. Parantez içerisinde ek fiilin geniş zaman çekimi. E. Bugünün ve geleceğin sesini yeterince duyabilmek, tarihin en ince ayrıntısına kadar öğrenilmesiyle olur. Parantez içerisinde yardımcı fiil. Doğru cevap Edirne. Bugünün ve geleceğin sesini yeterince duyabilmek, tarihin en ince ayrıntısına kadar öğrenebilmesiyle olur. Parantez içerisinde
yardımcı fiil. 8. soru. 1. Doğaya açık olanlar ancak bu adada huzur bulabilirler. 2. Ada eşsiz bitki örtüsü ve hayvan türleriyle bilim adamlarının gözdesidir. 3. Mardin Harman tarafından 1925'te satın alınan adaya çeşitli hayvanlar getirilmiştir. 4. Bunlar arasında yer alan sevimli midilliler gerçekten görülmeye değer varlıklardır. 5. 3 mil uzunluğundaki adada 20 nüfus barınır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi altı çizili yanlıştır? A. Birinci cümlede sıfat fiil grubu isim türevinde kullanılmıştır. 1. Doğaya açık olanlar ancak bu adada huzur bulabilirler. B. İkinci cümlenin yüklemi ise isim tamlamasıdır. 2. Ada eşsiz bitki örtüsü ve hayvan türleriyle bilim adamlarının gözdesidir. C. Üçüncü cümlede zarf tümcesi kullanılmıştır. 3. Mardin Harman tarafından 1925'te satın alınan adaya çeşitli hayvanlar getirilmiştir. D. Dördüncü cümlede işaret zamiri kullanılmıştır. 4. Bunlar arasında yer alan sevimli midilliler gerçekten görülmeye değer varlıklardır. E. 5. cümlede belirtme sıfatı kullanılmıştır. 5. 3 mil uzunluğundaki adada 20 nüfus barınır. Doğru cevap Ceyhan. 3. cümlede zarf tümleci kullanılmıştır. 3. Mardin Harman tarafından 1925'te satın alınan adaya çeşitli hayvanlar getirilmiştir. Sayfa 52, 9. soru. Birazdan okuyacağım parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi altı çizili yanlıştır? Parçaya geçiyorum. Altı çizili 1. Neden ilgilenmeyelim yazarın yazı yazmadığı zamanlarda? Altı çizili 2. Ne yaptığıyla? Melville, denizci, altı çizili 3 olmasaydı Moby Dick olur muydu? Borç batağında çırpınmayan sokakları, altı çizili 4, tanımayan Balzac, insanlık komedyasına girişmeye, altı çizili 5, cesaret eder miydi? Seçeneklere geçiyorum. A. Birinci soru zarfıdır. 1. Neden? B. İkinci soru zamiridir. 2. Ne? C. Üçüncü birleşik çekimli fiildir. 3. Olmasaydı. D. Dördüncü sıfat fiilidir. 4. Tanımayan. E. Beşinci kurallı birleşik fiildir. 5. Cesaret eder. Doğru cevap Edirne. 5. Kurallı birleşik fiildir. 5. Cesaret eder. 10. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi altı çizili yanlıştır? Parçaya geçiyorum. Zimbek, Tatlı Perşembe, altı çizili 1 isimli, Harika, altı çizili 2 kitabında, Bir Liman, altı çizili 3 mahallesinde, altı çizili 4 yaşananları anlatır. Balıkçılar, serseriler, göçmenler, dolandırıcılar, kilisenin papazı, mahallenin polisi, nokta nokta nokta. Hepsi altı çizili 5 vardır bu hikayede. Seçeneklere geçiyorum. A. Birinci yapım eki almıştır. 1. İsimli. B. İkinci de iyilik eki kullanılmıştır. 2. Kitabında. C. Üçüncü tamlanan eki almıştır. 3. Mahallesinde. D. Dördüncü sıfat fiil eki almıştır. 4. Yaşananları. E. Beşinci kip eki almıştır. 5. Vardır. Doğru cevap Edirne. 5. kip eki almıştır. 5. Vardır. 11. soru. Aşağıdaki parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi altı çizili yanlıştır? Fikirler düşüncelerimizin altı çizili bir meyveleridir. Ama
6 çizili 2 bunlardan faydalanıp bir değer ifade 6 çizili 3 etmeleri için işe 6 çizili 4 yarar hale getirilmeleri gerekir. Verimli, yaratıcı zihinlere sahip insanlar güzel bir fikrin herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde 6 çizili 5 ortaya çıkacağını bilir. Seçenekler: A. Birinci isimdir. 1. Meyveleridir. B. İkinci işaret zamiridir. 2. Bunlardan. C. Üçüncü yardımcı fiildir. 3. Etmeleri. D. Dördüncü geniş zamanda çekimlenmiş fiildir. 4. Yarar. E. Beşinci birleşik yapılı bir fiildir. 5. Ortaya çıkacağını. Doğru cevap: Denizli. 4. geniş zamanda çekimlenmiş fiildir. 4. Yarar. 12. soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilenler 6 çizili yoktur? 1. Bir bakıma her arkeolog kendini arayıp bulup ışığa çıkardığı geçmişle özdeşleştirir. Parantez içerisinde dönüşlülük zamiri. 2. Rengarenk çiçeklerle kaplı kırlar ve ormanlar harika görünüyordu. Parantez içerisinde atlaşmış sıfat. 3. Sanatçının büyüklüğü seçtiği konudan anlaşılır. Parantez içerisinde sıfat fiil. 4. Sanat eserinin değeri konusunun yeniliğinden gelir. Parantez içerisinde zincirleme isim tamlaması. 5. Resimde görülen hareketin önemsiz görülmesini yadırgıyorum. Parantez içerisinde çekimli fiil. Seçenekler: A. 1. 1. Bir bakıma her arkeolog kendini arayıp bulup ışığa çıkardığı geçmişle özdeşleştirir. Parantez içerisinde dönüşlülük zamiri. B. 2. 2. Rengarenk çiçeklerle kaplı kırlar ve ormanlar harika görünüyordu. Parantez içerisinde atlaşmış sıfat. C. 3. 3. Sanatçının büyüklüğü seçtiği konudan anlaşılır. Parantez içerisinde sıfat fiil. D. 4. 4. Sanat eserinin değeri konusunun yeniliğinden gelir. Parantez içerisinde zincirleme isim tamlaması. E. 5. 5. Resimde hareketin önemsiz görülmesini yadırgıyorum. Parantez içerisinde çekimli fiil. Doğru cevap: Bursa. 2. 2. Rengarenk çiçeklerle kaplı kırlar ve ormanlar harika görünüyordu. Parantez içerisinde atlaşmış sıfat. Bu önemli hizmet Nilüfer Belediyesi Görme Engeller Spor Kulübü BUGES tarafından sağlanmıştır. Lütfen YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.